anlamda. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibiyle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-ı cem eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz, Allah-u Zülcelal hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan, bütün Müslüman kardeşlerimizden Allah-u Zülcelal razı olsun. Kabristana giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allah-u Zülcelal hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allah-u Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyiciler, İslam alemi çok önemli ilim, irfan, hikmet sahibi bir fikir insanını kaybetti. Dün 93 yaşında vefat etti İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu. Az önce cenaze namazı kılındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Usta Osmanoğlu ile ilgili düşüncelerini, geçmişe dayalı anılarının bir bölümünü paylaştı. Ve ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşadığını belirtti. Binlerce kişi cenaze törenine katıldı sevgili izleyiciler. Sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin pek çok noktasından Mahmut Usta Osmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için akın ettiler. Binlerce insan şu an Fatih Camii'nin etrafında son yolculuğuna uğurlanan Mahmut Usta Osmanoğlu için bulunuyor. Biraz sonra defin töreni gerçekleşecek sevgili izleyiciler. Uzun süredir hastaydı Usta Osmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında
hayata veda etti. Devlet erkanı da cenaze töreninde hazır bulundu sevgili seyirciler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da dualar ettiği naaşın başında MHP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Teknoloji Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gibi isimler de cenazede en ön safta yer aldılar. Dualarla Mahmut Usta Osmanoğlu'nu uğurladılar, uğurluyorlar. Çok geniş güvenlik önlemleri alındı sevgili izleyiciler Fatih Camii etrafında. Bunun da altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün taziye mesajı yayınlamıştı. Bir kez daha altını çizelim ve mesajla ömrünü İslam'a vakfeden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyorum, mekanı cennet olsun dileklerini paylaşmıştı. Mahmut Usta Osmanoğlu kimdir? Bir kez daha hatırlatalım sevgili seyirciler. 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen Mahmut Usta Osmanoğlu, 1954 senesinde İsmail Ağa Camii'nde imamlık görevine başladı ve bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü. Usta Osmanoğlu bir kız olmak üzere 3 çocuk babası, İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yetiştirdiği talebeler arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de bulunuyor.